Bizler yeryüzüne neden geldik? Evet dostlar. Neden yeryüzüne biz geldik? Bir görevimiz mi var? Rabbimiz bizi yeryüzüne neden getirdi? Niye yarattı bizleri? Yaratmasının sebebi neydi Yüce Rabbimizin? Şimdi sizlere sorduğumuz zaman iman sahibi olan kardeşlerimiz şu kelimeyi söyleyecek. Sınanmaya geldik. Şimdi bazı arkadaşlar da bu ne şiş yansın ne kebap yansın diyen tür böyle arkadaşlar vardır. Mesela şüphede olan dindar veya dindar olmayanlar, dünya hayatını çok sevenler şu kelimeyi çoğunlukla derler. Ya da cahil insanlar da diyor mesela, cehalet içinde olan dostlar şunu söylüyor mesela. Yeryüzüne yaşamaya geldim. Bazı insan demin de bahsettiğim gibi inancı zayıf olan ve şüphede Müslüman olan insanlar, toplum ve dünyalık düşünen, ya varlığı yaradımı tamam inkar eden insanlar ortak tavır bulanır. Yaşamaya geldim. Gerçek manada dindar olan ve Rabbinden gelen mesaj, Kur'an'ı manasını, anlamını bilen ve anlamını, mealini okuyan kişiler bilir ki yeryüzüne sınanmaya geldi. Evet arkadaşlar, bizler yeryüzüne sınanmaya geldik. Şimdi arkadaşlar, bu hani bahsettim ya mesela, o şey yaşayan insanlar, mesela dinsiz diye yaşayan ve dinden uzak duran insanlar ve dindar insanlar. Yani bazıları da zayıf Müslüman olanlar. Şu kelimeyi rahatlıkla söyle, cahil insanlardır. Bunlar cahil olan insan. Cahil diyoruz bu insanlara biz. Yeryüzüne yaşamaya geldi. Bakın arkadaşlar. Dindar, gerçekten Kur'an ehli kardeşlerimiz bilir. Bizler yeryüzüne, dünyaya sınanıp ölmeye geldik. Asıl yaşam Kur'an'da bizlere söz edilen, Rabbimizin bizlere bildirdiği, öldükten sonra, asıl ölümden sonra hayatın başladığıdır. Ölümden sonra hayat başlar. Öldük, yok olduk değil. Ölüm bir geçiş kapısıdır. Beden ise bir cesettir arkadaşlar. Hani bazıları aynanın karşısına gelir, kendinden oyanır, saçından, yüzünden, yaşlanır, yaşlandığına kahreter, üzülür. Güzel olur, güzelliğinden övünür. Saçına, başına, erkek, kadın fark etmez. Sürekli kendini, bazı ilgilenen insanlar vardır. Tabi ilgilenecek bir insanoğlu da kendine bakacak tabii ki, ama aşırı derecede değil. Çünkü o bir cesettir arkadaşlar. Bizim sadece buraya, dünyada sınanmamız için bir elbisedir, bir bedendir. Ya bu yok olacaktır. Bu öldüğü zaman, bu beden çürüdüğü zaman, Rabbimiz ruhumuzu aldığı zaman iş bitmiştir. Ve iş bittiği zaman da beden toprağa gömülür. Çünkü toplumu rahatsız etmesin. O övündüğümüz bedenimiz, Rabbimiz ruhu bedeni aldıktan sonra bütün toplumu gömülmese rahatsız edecek. Kokusuyla, görüntüsüyle rahatsız edecek. O değer verdiğimiz hani bedenimiz var ya, o dünyalık sandığımız ve yaşlansa bile yaşlılığını kabul etmediğimiz o bedenimiz bizim için, bir toplum için bir kötü bir görüntü olacak. O yüzden arkadaşlar, bedenle amel edilmez. Bedenle fazla uğraşılmaz. Bedenle fazla vakit kaybetilmez. Bizim burada yeryüzünde sınanmaya geldiğimizi bilmemiz gerekiyor. Anladınız mı arkadaşlar? Şimdi bazı sohbetlerimde söylüyorum, konuşuyorum. Mesela diyelim ki dünyaya yaşamaya geldik diyen topluma söylüyorum. Peki dünyaya yaşamaya geldiniz. Şöyle bir örnek verelim arkadaşlar. Allah kimsenin başına vermesin. Başında olanları da Allah da onları da o şekilde sınıyor.
Mesela gözümüzün kör olduğunu düşünelim. Şimdi düşünün. Dünyaya yaşamaya idealleriniz var. Her şeyi istiyorsunuz, istiyorsunuz. Allah korur. Allah veriyor, veriyor. Allah kimseye vermesin. Tabii ki olan kardeşlerimizi Allah o şekilde sınıyordur. Rabbimiz onları o şekilde sınıyor. O beden öldükten sonra onu en güzel şartlarla o şekilde sınandığı için onu da güzel amel işlediyse gözü görmeyen insanlardan bahsediyorum. Onları da en güzel yerlere koyacak Rabbimiz. Ben size örnek olarak veriyorum. Yani gözü görülen görmeyen böyle şey yapmak için değil yani aşağı tövbe aşağı. Şimdi bizim gözümüz görüyor. Yarın ne olacağımız belli olmaz. Kalktığımızda ya da birazdan belki bunu seslenirken Allah korusun gözümüz görmeyebilir. Şimdi arkadaşlar diyelim ki dünyada idealleriniz var. Her şeyin güzelini istiyorsunuz. Rabbimiz o an her şeyi kavuşturdu. Gözünüzü kör etti. Dev ekran televizyonunuz var. Bak o televizyonu göremedikten sonra onu da televizyonun olup olmaması sizin için bir anlamı getirmez. O televizyonunuzu önemli değil. Orada bir ses gelsin yeter sizin için. Diyelim ki diyoruz, bahçe aldık. Ya, önünde de yani televizyonlar dizilerde görüyorsunuz, özeniyorsunuz. Bir tane bahçeli böyle güzel önünde bir havuz olsaydı. İşte Rabbimiz bize bir ceza verse yine gözümüz görme kör olduğunu düşün. Oradaki havuzun sizin için bir anlamı kalır mıydı? Toprağa gömülmüş bir su da olsa sizin için bir havuz olur. Leğen içine de gitseniz büyük bir leğen derler eskiden bize büyük şey. Şimdi ne derler? Küvet diyorlar. Mesela onun içine bile girseniz sizin için bir havuzdur arkadaşlar. O görkemli havuzunda bir anlamı kalmayacak. Mesela evlere geliyor mesela bayanlar çorba yapar mesela diyelim ki eve koltuğu vardır. Koltuğun tipini beğenmez ya eskini de değiştirir. Allah muhafaza. Bir körlük verse demine bu örnek veriyorum bize sık sık. O koltuğun güzel olması veyahut o koltuğun yeni o eski olması o kişi için hiç önemli değil. Sadece oturacak yer arar kendine. Yani arkadaşlar gözden amel olmaz. Mesela diyelim ki bir şunu söyleriz, hepimiz söyleriz. Gözüm gördü, gönlüm sevdi. Çok büyük bir yanlış ve çok büyük bir hatadır bu arkadaşlar. Gözüm gördü, gönlüm sevdi. Hayır arkadaşlar, ruh görmesi önemli. Bir insan göz görmüyorsa, karşısına konuştuğu kişi ne kadar güzel olursa olsun, ne kadar çirkin olursa olsun önemli değil. O görmeyen kişi için aradığı sevda ruh güzelliğidir. Onun konuşması, onun vicdanlı davranması, onun elinden tutması ve yemek yerken ona yardım etmesi. En güzel güzellikler o zaman anlaşılır. Mesela hep görüntüye işte bu konuyu anlatmamın sebebi toplum görüntüye çok özeniyor. Evlenirken de dahil ne diyorlar mesela diyelim ki ya biraz da sana yakışacak. Ya kardeşim gördüğünden sen bunu istiyorsun. Ha, görmese kör olsan ne olacaktı? Senin için önemli olan o kişi aradığın özellik insan olması, iyi bir insan olması öne çıkacaktı. Rabbimizden vahiy mi geldi? Artık gözünüz bir şey olmayacak, kör olmayacak, yaş olmayacak, bu olmayacak. Yarın bizim ne olacağımız belli olur mu arkadaşlar? Hadi diyelim güzelini aldandınız, evlendiniz, yuvanızı kurdunuz. Allah da sizi öyle sınayacak, körlükse, körlüğü de verdi. O kişi de çok berbat, acımasız, vicdansız birisi. İşte o zaman anlayacaksınız ki gözden amel olmaz. Görünmeyle dünyalık kurulmaz. Ya gözün gördüğünle değil, ruh önemli. Yani arkadaşlar bizim ruhumuz orada ceset olduğu belli. Ruhumuzdaki ve Rabbimizin verdiği, bizi sınadığı bedendeki göz bizim için bir ibadet için çok önemlidir arkadaş. Yani gördüğümüzden değil, ruhumuzla iman etmemiz için bizlere bir irbettir.
Dünyalık çok düşündüğünüz zaman, çok arzu ettiğiniz zaman şunu düşünün. Ya Allah dert vere de gözüm görmez de bunun benim için bir anlamı kalır mıydı? Bazıları eşlerini beğenmiyor. O bana rastlıyor çevremizde. Büyük beğeniyor. Yani eşini kendine yakıştıramıyor. Tamam da kardeşim, yani Allah korusun. Allah kimsenin başına vermesin tabii. Gözün görmedi, kör oldun. Onun güzelliği değil, onun sana ruhunun güzelliği önemli olacak. Yani arkadaşlar, ruhla amel olur. Gözden amel olmaz. Yani bu göreceğim, bakacağım hep diyerek, anladın mı arkadaşlar? İdeallarınızı bile görmek üzerine kuruyorsunuz. Görmek üzerine kuruyorsunuz. Mesela gözünüz görmediği zaman, bakın gözü görmeyen ve o şekilde sınanan kardeşlerimize sorun. Rüya bile görmezler. Niye görmezler biliyor musun? Çünkü dünyalık onlar için değil, hiçti. Sadece onlar için seninle konuşurken senin iyi olup olmadığını sadece senin ona davranışın anlar. Ve dünyalıkla ilgisi yok ki onun rüyaları olsun. Anladınız mı arkadaşlar? Hayal kurarsınız. Çünkü arzu için yatarsınız. Mesela çok sinirlensiz gözünüzden gördüğünüz bir şeylere yatarsınız. Onun hayalinden çoğunlukla rüya görürsünüz. Ondan sonra o rüyaya karşı da amel işlemeye kalkarsınız. Yani arkadaşlar, biz yeryüzüne sınanmaya geldik. Yeryüzüne ben yaşayacağım, ben şunu yapacağım, ben bunu yapacağım diyorsanız gaflete düşer ve Allah muhafaza cehennemi boylarız arkadaşlar. O yüzden arkadaşlar, her zaman için bizler bu dünya sınandığımızı ve bu dünyanın bizim için bir varlık işgal etmediği ve ebedi kalmayacağımızı ruhumuza bunu işlememiz lazım. Çünkü bizim için ruh önemli. Çünkü kalan ruh, bizler birer ruhuz. Ruhtan yaratmış Rabbimiz bizi. Özümüz ruhtur. Düşünceleriniz de kaybolmuyor. Bak mesela öldüğünüz zaman fikriniz, düşünceniz, sevinciniz, yüzünüz de kaybolmuyor. Çünkü bütün her şey ruhtadır. Bedene hiçbir yoktur arkadaşlar. O yüzden arkadaşlar, gözle, bedenle, arzularına uyup günahlara girmeyin. Ruhunuzla hareket edin. Ve bir şeylere arzuladığınız zaman, ben bunu gözüm olmasaydı, bunun benim için bir önemi kalır mıydı? Ben bu insandan ne beklerdim? Güzellik benim için bir para eder miydi? Mesela Aşık Veysel'in şarkıları var. Güzelliğinin para etmez, bende gidiyor sevda olmasa. Çünkü neden? Ondaki sevda ruhtan geliyor. Çünkü gözünle değil, o kişi artık ruhundan seviyor. Çünkü Rabbin onu gözüyle değil, ruhuyla sınıyor. Ve bu şarkıları daha günümüze kadar gelmiştir. Niye? Ruh kalıcıdır. Şarkıları da ruhtan geldiği için kalıcı olarak hepimizin aklına işlenmiştir. Koyun kurt ile gezerdi diyor mesela. Niye? O ruhuyla söyledi o şarkıları. Eğer gözüyle söyleseydi, şimdi hani arabesk poplu, yok şuydu bu yapar, aynı onlar gibi söylerdi. Açtan boştan, güzellikten hopla hopla dururdu. Ya da isyan şarkılar söylerdi. Garip garip şey, gırttan gılığa girerdi. Anladınız mı arkadaşlar? Biz yeryüzüne sınanmaya geldik. Boşu boşuna dünyada kendinizi taraf edip, kendinizi edip ahiretinizi yapmayın. O yüzden arkadaşlar, bizleri yaşamaya geldik demeyin. Mesela bir çocuğumuzu bile, küçükken çocuklarımızı zehirliyoruz. Mesela küçük çocuğumdan herkes soruyor. Ne diyor çocuğuna? Yavrucuğum, büyüyünce ne olacaksın? Ha evet, orada çocuğu zehirliyoruz. Abi. İlk aşılamayı yapıyoruz. İleri dönük bir hayale sürüklüyoruz o çocuğu. Ve çocuğa şöyle desek. Yavrucuğum, bu dünya boştur. Tabi bir şeyler uğraş, ekmeğini kazan, dürüst ol. Ölüm yaşa başa bakmaz. Yarın ne olacağımız belli değil diye çocuklarımızı aşıp böyle eğitsek, o çocuklar tertemiz olur. Ruhları da bozulmaz, ruhları da pisleşmez.
Bakın topluma bakın. Toplum arkadaşlar, hakaret etmek istemiyorum. Hakaret etmiyorum. Şöyle bir topluma bakın. Ve Kur'an'da bakın, helak edilen hep toplumlar dünyalık arzuları içinde ve idealim var deyip insanları hayallere sürükleyip doyumsuzluktan olmuştur. Padişahlık, krallık, bu Firavun dönemleri, hep bu doyumsuzluktan. Ya beden, bedeni doyurmak. Ya bu kardeşim, bu beden bitici, bu beden ölücü. Bu beden bir ceset olacak. Beden işi bittiği zaman, ruhunun görevi tamamladığı zaman artık ölüm gelme vakti, Rabbim ona bir verdiği ömür vardı. Artık cehennemlik mi olmuştur, cennetlik mi olmuştur, ona karar verilmişti. Verilen insanın ruhu bedenden alındıktan sonra beden artık bir ceset oluyor arkadaşlar. Ve kimse senin bedenini alıp müzeye koymaz. Kimse senin bedenini alıp mumyalamaz. Yani senin bedenini alıp ya en sevdiği insanın bile bedenini mumyalasa adam gördü mü korkar. Senden korkar bedeninde. Çünkü o sen değilsin artık. Onda ruh olması gerek. O yüzden arkadaşlar, bir daha söyleyeyim son kez, biz yeryüzüne sınanmaya geldik. Yiyip içip eğlenip gülüp keyif sürmeye gelmedik. O yüzden arkadaşlar düşünün, taşının, ölümlü bir dünyada yaşıyoruz. Ölümlü dünya demek ölümden sonra dirilmek. Kur'an'da zaten açık şekilde belirtiyor. Bu kaydı başlamadan evvel de bunu söyledim sizlere. Asıl ölüm demek Kur'an'da diriliş demektir. Yani kabuğunu değiştirip gerçek hakikate dönüştür ve günahımızla sevabımız orada kaybolmuyor. Mesela diyelim ki günah işledik. Günahımızı Rabbimiz bir kenara koyuyor. Sevap işledik. Sevabını da bir kenara koyuyor. Mesela namaz kılmadık. Namazımızı da koyuyor. Ne yapıyor Rabbimiz? Ne diyor Rabbimiz? Tamam kulum, sen güzel amiş ettin. Güzelliklerin burada, bu köşeye koydu. Bir de sevapların burada. Kötülük de işledin, kötülüklerin de burada. Namaz kılmadın, Allah'a secde etmedin, Allah'ı anmadın, Allah'tan zora kaldığın zaman isyan ettin, yeri geldi inandın, yeri geldi inanmadın. Bunlar da burada kardeş. Namazını kılmadın. Hiçbir şey olmuyor. Yani arkadaşlar, ben iyiyim, ben merhametliyim demeyle insan merhametli iyi olmaz. Onu ancak Rabbimiz bilir. Biz iyi miyiz, kötü müyüz, ben bile daha kendi adıma ve çevrem adına kimseye sen cennetliksin, sevdiğim insanlar, herkes sevdiği insanlar sen cennetliksin demek ister. Sevmediği insanlar da cehennemde. Ama Rabbimiz öyle değil. Rabbimiz hepimizi yarattı. Hepimizin sahibi olduğu için Rabbim hepimizi bir görür. Sadece bizi amelimizden cennetine, cehennemine koyar. Ve cennetlik mi, cehennemlik mi karar verildiği zaman ve bir verildiği öbürü yaşadığımız zaman Rabbimiz bedenimizden ruhumuzu alır. Onun ismi de ölüm denir. Yani bazıları yok olur sanıyor. Hani böyle siz şarkıda tükürede bazıları dinliyorsunuz böyle ölüm olur falan anlatılıyor. Böyle çok kötü bir şeymiş gibi anlatılıyor. O yüzden bir psikolojik olarak sizler korkuyorsunuz. Ölüm demek diriliş demek. Ölüm demek hakikate dönüş demek. Kur'an'ı anlayarak okuyan arkadaşlar, dostlar bilir. Arkadaşlar, yeryüzüne sınanıyoruz. Kur'an'ı anlayarak okursanız bu söylediklerime sizler de katılacaksınız. Allah'a emanet olun kardeşim.